Merhaba efendim. Şimdi de yine yapmayı düşündüğüm, şimdi de yaptığım geç kalınmış reaction 2 numaradayım. Bunların çalacağını düşündüm ben. Çok sevindiydim. Sonra işte klip çıktı. Klip çıkmadan önce mevzu çıktı. Yani klip çıkmadan önce mevzu çıktı. Ondan sonra klip çıktı. Ondan sonra klip çıkınca şarkı çıkmış oldu. Şarkı çıkmış olunca ben şarkıyı dinledim. Şarkıyı dinleyince çok sevdim. Ondan sonra unboxing yaparken de orada Gizem hep bahsetti. Benim orada ağzımın suyu aktı. Dedim klip de. Ondan sonra bunlar After School Club'a katıldılar. Onu bile izleyemedim ben. Klibi gösterirlerdi. Arada böyle çıplamış olabilirim. Şimdi klibi izliyorum. Yani bahsediyorum ki Block B'nin alt grubu Bastards. Neden bir grup kendi adına Bastards? Kayar bilemedim. Bilmeyeniniz varsa böyle yazılmıyor tabii ki ama İngilizce'de bastard. Bastard hani piç. Piç. Çip. Çip demek. Şey çocuğu demek. Böyle kötülüğü anlamı var yani. Kötü çocuk gibi birisi. Kötülü laf. Küfremiyorum ben var ya, küfre sözcüğü bu. Neyse, Block B Busters, 04 Conduct mıydı neydi? Pum Heng Zero. Şarkı dinledim, evet şarkı dinledim. Biliyorsunuz şarkı dinlemeden yapamıyorum ama klipleri izlememe konusunda gayet dirençliyim. Gördüğüm kadarıyla hiç hoşlanmıyorum. Bari ne hemen izlemek istiyorum çünkü, o da ayrı mesele. O zaman klibi izliyorum. Bu arada şey öğrendim işte After School Club'a böyle arada bakıyorum dedim ya, o sırada şeyi sordular hani nasıl karar verdiniz bu üçlüye. Böyle toplar vardı, toplardan çektik işte üçümüz de kırmızı topu çekince öyle grup olmuş olduk falan dediler böyle, ben daha bir şey oldum. Nasıl yani böyle gelişine üçünüz denk geldiniz de böyle muhteşem bir şarkı mı yaptınız diye. Klibi merak ediyorum. Klibi de mevzu çıkmasının sebebi işte Japon geleneksel Japon kıyafetlerinin içinde işte seksili kadınlar varmış da hakaretmiş. Bakacağım, bilmiyorum ne kadar doğru. Belki ben de aynı şekilde düşüneceğim. Bilmiyorum. Ama zannetmiyorum öyle olsaydı yani Block B'ye riske girmeyecek. Bu arada şarkının sözlerine baktım ben. Muhtemelen katılmayacağım bu söylenenlere, hakaret mevzusuna. Çünkü zaten şarkının sözlerinde söyledikleri şeyleri yapan bir grup Block B. Yani ve bununla dalga geçen bir grup. Hani bakalım neyse, dur bir izleyeyim de. Başlıyorum. Bedur. Evet. Siyah beyaz klip değil. Görüntüler renkliydi ama siyah beyaz şu an. Neden siyah beyazsın canım? Çok hip hopsunuz. Oh. Bibon ve iç çamaşırlı kadınlar. Aa, mikrofonu ne kadar tatlı. Piyo bebeğim. Oğlum Celo'ya benziyor. Ne o şeyle? Salopet, bahçıvanlı şey. Bacak. Allah'ım yukur. GD değil o. Kimin klibiydi o? GD miydi? Pum Hengce. Everybody say it. Gagati yalari ya. Sagacı sagacı ya. Yalari yalari ya. Omebuta Pum Hengce. Ne kadar tatlı bir dans ve sert bir klip. Bayağı seksiydi kadınlar. Kan. Ha Japon. Ha Japon. Allah'ım ne kadar tatlı bir insansın sen ya. Ay Bibom içine bir şey giymemiş. Aa şlank dedi. Bir dakika, acunma eşofmanı yani acunma tarlada çalışma şeysi giymiş Pio burada beyazlıyken. Çiçekli. Bir dakika, çok hızlı gidiyor her şey, yetişemiyorum. Bibom. Aa mikrofonu yerim. İçine bir şey giymemişsin evladım.
Waking up, pum hangs it up. Pum hangs it up. Gözlerin nerede Pio? Ay yerim. Çok şekerli burası ama klip, hakikaten klibe yetişemiyorum şu anda ve hiçbir şey anlamadım. Bir şey oluyor olmalı bu kadar görüntü var. Ben de yapayım bir dakika. Allah'ım. Ah nasıl bir insansın sen? Pum henzera. Pum hen. Ay sıradanın yerim yobam, yokum yobam dedim ya. Na Allah ay ay ne yaptı öyle? Alariya alariya. Pum henzera. E hani Japonlu kadınlar? Çıkardılar mı acaba mevzudan sonra? Japonlu kadınlar nerede? Kimonolu kadınlar? Kim mi vurdu? Ben bir dakika. Çok fazla soru işareti var kafamda. Japonlu kadınlar nerede? Yani kimonolu kadınlar nerede? Yok bir tek yok onun üstünde böyle Japon kıyafeti, yani tam böyle adını bilemediğim tarzda bir Japon kıyafeti vardı. Onun dışında bir Japon yoktu. Jartiyerli, seksili, iç çamaşırlı, fileli çoraplı, transparan yağmurluklu gacılar vardı bir de. Sonra Yukon gitti gacıyı ısırdı, vampirmiş meğersem. Sonra kan aktı. Hatta kan önceden aktı, sonra ısırdı, bir daha aktı. Ve anlamadım. Pio'nun kafasında Rusların'ki gibi tüylü şapka vardı ama gözleri kapalıydı ama görüyordu falan. Ondan sonra klip çok sert ama dans... olmuştu. Bu arada altyazı değil de çevirilerde yaları yaları ya diye çevirmiş olmaları ve benim yalar yaları ya acaba ne demek? Yalar ne demek diye kalmam. Neyse onu öğreneceğim bir gün. Evet. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir şeylere atarlanmış yine bunlar ama hakikaten anlamadım ya. Şöyle yapınca akmıyor ki. Ben hiçbir şey anlamadım bu klipte. Her blok bir klibinde olduğu gibi fazla hızlı geçişler, fazla renk, fazla, çok fazlalar. Yukona ne olmuş ya? Yukon çok şeker bir insan. Bibon fazla şeker. Pio'yu tartışmıyorum zaten. Pio yani ama bir şey diyeceğim. Ben önce Ziyako sonra Pio hastası bir insanımdır. Bazen ikisinin yerini karıştırabiliyorum yani. Pio'yu mu daha çok seviyorum Ziko'yu mu diye ama Ziko'ya aşırı bir saygı duyduğumdan bu da her zaman bir numara olarak kalacak galiba benim için. Ama bu klipte dikkat ettim de Pio'ya bakmam gerekirken Pio'yu seven bir insan olarak Bibon'la Yukon'a bakarken buldum kendimi. Hatta Yukon'a bakmadım. Yukon'u yedim, yaktım falan. Hani öyle bir şey oldu yani. Yukon acayip olmuş ya. Yukon acayipti zaten de. Pio çok tatlı olduğu için demek ki ben yeterince değer vermemişim ona. Ona hak ettiği değeri vermemişim. Bibom içine bir şey giymemiş. Yani bakın işte tam bir şu anda ergen kızım. Ergen kızı da hakaret olarak kullanmıyorum ha. Ondan sonra ne var ergen kız falan demeyin bana. Abi adam içine bir şey giymemiş ve ben bunu konuşuyorum şu anda. Oysa klipte bir sürü bir şey oluyor ama hiç takip bile edemedim yani. Neden? Çünkü Yukon içine, Yukon değil, Bibom içine hiçbir şey giymemişti. Bu arada bu gerçekten doğum günü hediyem. 13 Nisan'da çıkmış bir klip arkadaşlar. O zaman ona bu topum henzera. Everybody say yes. Keşke yapaydım. Bu kadar. Ben yine hiçbir şey anlamadım ya. Niye böyle oluyor bu reaksiyonlar?
Benle alakası yok. Kayıpla alakası var. Yoksa biliyorsunuz yani. Bastards. Nyong. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong.